Hocam, saç dökülmesi tedavisinde kullanılan minoxidil tam olarak nedir? Minoxidil bir ilaçtır. 1960'larda hipertansiyon hastalarında kullanılırken kullanılan tüm hastalarda hipertrikoz dediğimiz aşırı kıllanma gözlenmiş. Aslında bir yan etkisi bu ilacın. Sonrasında bu yan etki saç hastalarında bir avantaja dönüştürülmüş. Özellikle erkek tipi saç dökülmesi olan hastalarda minoxidilin sprey formunu bir sıklıkla kullanırız. %2 ila %5'lik formu var. Erkek tipi hastalarımızda en sık tercih ettiğimiz form %5. Benim hastalardan sıklıkla duyduğum şikayetlerden birisi minoxidil hakkında. Minoxidili kullandığım sürece saçlarım iyi çıkıyor ama minoxidili bıraktığımda saçlarım birdenbire eskisinden daha fazla dökülmeye başlıyor şeklinde. Aslında minoxidil kullanıldığı sürece etkili. Kullanıldığı sürece etkili olduğu için minoxidili kişi bıraktığı zaman tekrar saç dökülmesi devam ediyor. O zaman minoxidili kullandığımız sürece minoxidil sonuç veriyor. Bırakıldığında da yine eski haline dönüyor. Doğru mudur hocam? Aynen öyle. Minoxidili kullandığımız sürece minoxidil etki gösteriyor. Saçların güçlenmesine, kalınlaşmasına, büyümesine yardımcı oluyor. Ama minoxidili bıraktığımızda saçlar tekrar dökülmeye başlıyor. Etkisini nasıl gösteriyor? Etkisini aslında minoxidil damar duvarındaki kaslarda gevşemeyle sağlıyor ve kan dolaşımını arttırıyor. Saçlı derideki kan dolaşımı artarak saç foliküllerinin daha iyi beslenmesine, daha canlı hale gelmesine sebep oluyor. Minoxidil kullanılmaya başladığında sadece saçlı bölgede mi, vücudun her tarafında tüy çıkartabilir mi? Evet, bu yan etkiyle karşılaşıyoruz. Özellikle saçlı deriye veriyoruz sürmesi için ama hastanın alnında, yüzünde, yanaklarında da tüylenme oluyor veyahut ellerinde tüylenme oluyor. O yüzden hastalara önerim minoxidili kullandıktan sonra mutlaka ellerini sabunla yıkamaları ve mümkünse yüze sıçratmamaları önemli. Minoxidil saçlı deride dolaşımı arttırır, kan dolaşımını arttırır. Bu şekilde saçlar beslenerek güçlenir. Hem daha kalın saçlar haline gelir, ince tüyler, hem de renkler giderek koyulaşır. Tabii beyazlamayı önlemez ama biliyoruz hani ince tüyler daha sarımtırak renklidir. Çünkü pigmenti azdır. Saç kalınlaştıkça o sarı renkli tüyler gitgide siyah renge dönüşür.